Halil falan. Zeynep, eve gidiyoruz. Hudutsuz Sevda dizisinde hastanede ölüm kalım savaşı veren derviş dayı hastanede bekleyen tehlike, Nasim'i kurtarmak için kendini ortaya atan Mecnun komutan vuruluyor. Mecnun komutana bir şey olacak mı? Diziye giren 3 yeni oyunculardan hangisi dost, hangisi düşman? Hiç beklemedik karakterler, büyük ters köşeler neler olacak? Yeni gelen düşmanlarla birlikte Halil İbrahim'in planı ne olacak? Ve Halil İbrahim Zeynep'i çağırıyor. Zeynep orada Halil İbrahim'e rest mi çekecek? Yoksa Halil İbrahim'le birlikte büyük ters köşeler olacak mı? Hepsi ve daha fazlası bu videomda olacak. Videomuzu lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videomuzu izlemek istemeyenler videoyu öne sarabilirsiniz. Son bölümümüz güzel bir bölümle geride bıraktı. Özellikle de bölümün sonuçları reytinglerde de zaten liderliği ele geçirerek uzun bir aradan sonra dizimiz Perşembe günü reytinglerde birinci oldu. Yani sonucu da böyle görmüş olduk. Güzel bir bölümün. Peki dizimizde ilginç gelişmeler var. Özellikle de dizimizin reytinglerde birinci olmasına, derviş dayıya bir şey olmamasına ve bir de fragmanda gördüğümüz üzere Mecnun komutan vurulduğudur. Ona da bir şey olmasın diyenler videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sayımızı görelim. Öncelikle dizide Şeref ve Kesper'den bahsetmek istiyorum. Şeref diziye İskender'in ortağı olarak girecek. İskender'in parası çalınmıştı Halil İbrahim tarafından. İşte onun sahibi yanında. Kesper'le birlikte İbrahim'e düşman olmaya, Halil İbrahim'e bela olmaya geliyor ve ilk icrada da tabii ki de İskender'in istediği doğrultusunda Nesim olacak. Nesim'i öldürmeye giderken de icraatlarından biri de Mecnun komutanın vurulması olacak. Peki arkadaşlar, dengeler değişecek mi? Yeni düşman gelmesiyle birlikte, daha doğrusu yeni düşmanlar gelmesiyle birlikte tabii ki de değişecek. Zaten buradaki operasyonlarda da görüyoruz ki artık yeni gelen düşmanların, özellikle de İskender'in ortağı Şeref'in büyük bir ekibi olacak. Ve Halil İbrahim'e karşı büyük bir çatapat, büyük bir savaş başlayacak. Zaten derviş dayının bıçaklanma olayıyla da gelmeden bir kendini göstermiş olduğu yeni düşman Şeref ve Kesper'dir. Tabii ki Mithan, Mithat'ı ayrı değerlendireceğiz. Şu an ekranda gördüğümüz Şeref arkadaşlarını altını çizerek söyleyelim ki Halil İbrahim parasını çalarak getirmek istediği saklanan düşman bu olacak. Şu an ekranda gördüğümüz Mithat, daha önce söylemiştik ki Nergis'in kardeşi, yani Yavuz'un dayısı olacak. Yavuz'un olayına ve Fikret olayına değineceğiz ama şu an ekranlarda gördüğümüz 3. transferde ise Kesper, yani Şeref'in yanına gelen kişi, bu da tehlikeli kişi olacak. İlginç detaylar ve büyük ters köşeler yeni karakterlerin gelmesiyle birlikte bizleri bekliyor olacak. Şimdilik diğer analizlerimize geçelim. Yeri geldiğinde bu karakterlerden de tekrar özelliklerinden ve bahsedeceğiz. Dizide yeni düşmanların gelmesiyle birlikte, yani Halil İbrahim'in istediği oldu. Zeynep'e de tam tersi İskender'in, özellikle de Kaan'ın ve yeni gelen düşmanların içinde dedi ki artık eve gidiyoruz. Gözlerine baka baka tabii ki de orada İskender ve Kaan'ın beynine kaynar sular döküldü. Çünkü Halil İbrahim ne yapmaya çalıştığını biliyordu. Halil İbrahim'i burada sıkıştırmaya çalışıyorlardı. İşte Halil İbrahim'in son lafı Zeynep'e bu olacak. Zeynep eğer inat ederse durumdan farklı bir yere gidecek. Çünkü Zeynep'te inadım inat ki bu bölümde de zaten sadece bir planı sen yapamıyorsun demişti.
Yani Zeynep de akıllı bir kadın. Düşmanların geldiğini ve Halil İbrahim'in hangi planı yaptığını, neden böyle davrandığını da biliyor. Ama inadı tutarsa, Halil İbrahim'e hayır derse, Halil İbrahim'in orada eli kolu bağlanır. Kaan'ın ve İskender'in eli de daha güvenilir bir şekilde güçlenir. Yani burada çok önemli Zeynep'in vereceği karar olacak. Peki o karar ne olacak? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Hayır mı ya da evet olacak. Arkadaşlar, bundan bir önceki analizimizde de dizi biter bitmez şunu söylemiştik ki Zeynep Didem Savaşı'nda Didem diziden ayrılıyor demiştik. Dizi setinden de böyle bir haber geldi. Evet, bu doğrultusunda da burada şöyle bir durum oluyor. Zeynep'in orada Halil İbrahim'e evet demesi lazım. Yoksa senaryo tıkanır. Halil İbrahim kesinlikle ve kesinlikle bu saatten sonra Zeynep'i özellikle düşmanların yanında hayır derse kötü duruma düşeceği için daha da affetmez. Bunun altını çizerek veya bu bilgiyle de yaptığımız analiz doğrultusunda da Zeynep'in orada hayır demeyeceğini, olumsuz bir cevap vermeyeceğini ve olumlu cevapta mutlaka ve mutlaka vermesi gerektiğini söylüyoruz. Ama vermeyebilir, sessiz de kalabilir. Ama Zeynep'in inadı var. Ne yapacağı da belli olmaz. Bu arada güzel haber. Derviş dahi ölmüyor. Hastanede ölümle mücadele gerçekleştiriyor. Muhtemelen de ölmeyecek, altına çizerek bunu da sizlere söylemiş olayım. Çünkü cenaze çekimleri varsa bundan haberdar olurduk ama cenaze sahneleri dizi setinde çekilmiyor. Öte bir yanda diğer ilginç olay da Mecnun komutanın içerideki muhbiri Nesim'i ölümle burun buruna kalırken onu korumak için vurulması. Peki burada nasıl olay gerçekleşti? Çünkü kınalar özellikle de Mecnun komutan anlaşmışken nasıl Mecnun komutanı sıkabilir derseniz Mecnun komutan işin gerçeklik payının olması gerektiğini düşündüğü için tabii ki de orada bekleyip Nasim'i korumak istemiş olabilir ve o sırada kurşun yemiş olabilir. Yani Kikar burada saldırsa da parayı aldıkları için tabii ki de bu eylemi yapmak zorundaydılar. Yoksa İskender olayların başına bela olur, hatta siz de muhbirsiniz deyip sıkıştırabilirdi. Bunu da Mecnun komutanla istihara ettikten sonra Kikar böyle bir uyduruktan sahne düzenlemiş olabilir. Yani vurulması da uydurduktan, yani vurulması gerektiği için Mecnun komutan vurulmuş da olabilir. Ben açıkçası böyle düşünüyorum. Burada ciddi bir vurulma da olmayabilir. Altını şimdiden çizelim. Hudutsuz Sevda dizisinde çekimlerle ilgili özellikle kim diziden ayrılıyor, herhangi bir cenaze sahnesi var mı? Anında bilgiden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bilgilerden ilk haberdar olmak için bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Peki arkadaşlar, sizler Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi de bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videoları kaçırmamak için hemen kanalımıza abone olun ve aramıza katılın. Bir sonraki analizlerse en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.